Bekle Yiğitkan, bekle, bekle. Sayın Başkanım, yayındayız. Çok değerli MKYK üyem, kıymetli milletvekili adayımız, önceki dönem milletvekilimiz, İşte başlar, işte teşkilat, işte başlar, işte teşkilat, işte başlar, işte teşkilat. Önceki dönemlerde, teşekkür ediyorum. Önceki dönemlerde belediye başkanlığımız yapmış, çok değerli belediye başkanlarımız, mahalle muhtarlarımız, ana kadememiz, gençlik kollarımız, kadın kolları başkanı, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, çok değerli basın mensupları, dava arkadaşlarım, hepiniz aday tanıtım programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burhanettin Sevencan kardeşimiz Ereğli'mizin evladı. Bizim de uzun yıllar bilgi ve tecrübesinden faydalandığımız çok değerli, kıymetli, rahmetli Özel Sevencan abimizin değerli evladı. Burhanettin kardeşimiz inşallah hep birlikte sizlerin desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ereğli'mizi temsil için Ereğli'den inşallah göndereceğiz. Değerli vekilim, kıymetli dava arkadaşlarım, inanmak başarmanın tek yoludur arkadaşlar. Biz inanıyoruz. Biz AK Parti'miz olarak ve şu an aramızda da çok değerli Abdullah Çetinkaya vekilimiz, zamanında biz 14 vekili de Ereğli'den Ankara'ya gönderdik. Yani 14 değildi vekilimiz, vekilimizi temsil için Ankara'ya gönderdik. Şunu demek istiyorum. Bizler inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah hep birlikte Burhanettin Sevencan vekilimizi de ve Konya'da AK Parti olarak en çok sayıda milletvekilimizi Ankara'ya göndereceğiz. Ve inanıyoruz ki yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı olarak, başkan olarak tekrar seçiyoruz. Tabii ben girişte Burhanettin kardeşimi tanıtırken Ereğli'mizin evladı, bir tarafı Kamışlı Kuyulu Aköyüklü, anne tarafı Hacımemiş mahallemizde bir kardeşimiz. Birazdan kendisi zaten detaylı anlatacak. Değerli arkadaşlar, dava arkadaşlarım, 21 yıllık AK Parti iktidarımızda ülkemize, Konya'mıza, Ereğli'mize birçok hizmetlerde bulunduk. Şimdi bunları sayarak sizlerin çok değerli vaktini almak istemiyoruz. Ve yine Türkiye yüzyılında inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Ereğli'mize, Konya'mıza, Türkiye'mize yine bu ak kadrolar hizmet etmeyi Rabbim inşallah nasip edecek. Çok değerli vekilim, Ereğli'de teşkilatımız hazır Sayın Başkanım. Tabii Tahir Başkanımızla uzun yıllar, 5 yıl yakın il başkanlığı yapmış, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış ve 27. dönemde milletvekili olarak mecliste Konya'mıza, ülkemize hizmet etmiş. Ereğli'de burada çok değerli muhtarlarım da var. Sizin çalışma arkadaşlarınız Sayın Başkanım. Ereğli'mizde Tahir Başkanımızı çok seviyor. Evet.
bağrına basıyor. Bizim için çok kıymetli. İnşallah Tahir başkanımın da önderliğinde Konya'mızda arzu ettiğimiz sonuçları alacağız. Ereğli teşkilatımız hazır dedik başkanım. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, meclis üyelerimize, ana kadrimize biz hazırız. İnşallah 14 Mayıs'a kadar durmadan, yorulmadan, gece gündüz çalışarak 14 Mayıs'ta zafer inşallah AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın olacak. Bizler inşallah bugüne kadar da Ereğli'ye birçok hizmetler olan önceki dönem milletvekillerimizle yeri gelmişken anmak istiyorum. Çok değerli Abdullah Çetinkaya vekilim, Cem Zorlu vekilim ve Halil Yetmez vekilime de Ereğli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ereğli'mize çok kıymetli desteklerinden dolayı önceki dönem belediye başkanlarımızdan Ahmet Özdağ'ın başkanıma, Özkan Özgüven başkanıma da özellikle teşekkür ediyorum. AK Parti ailemiz büyük bir aile. Buradaki tabloyu görüyorum. Birliğimiz, bütünlüğümüz bu şekilde devam ettikçe inşallah 14 Mayıs'ta da istediğimiz sonucu alarak ve tekrar altını çiziyorum. Cumhurbaşkanımızı inşallah tekrar başkan seçeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Eskiden görev almış, bizde eski yeri yok arkadaşlar. Önceki dönemlerde bütün görev almış arkadaşları görüyorum. Salonumuz tıkabas dolu, koridorlarımız dolu, parti binamızın önü dolu. Bu bize işaret işleyi 14 Mayıs'ta inşallah gönder geliyor. Ve katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Sizlere, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ve konuşmaları için sözü çok değerli Konya milletvekili adayımız Burhanettin Sevencan'a veriyorum. Kıymetli MKK üyeye, İl Yönetim Kurulu'ya, kıymetli ilçe başkanlarımız, kıymetli milletvekili aday adaylarımız, kıymetli geçmiş dönem milletvekili adayımız, milletvekilimiz, kıymetli ana kadem üyelerimiz, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, STK'mızın güzide başkanları, değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim, sevgili dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. AKİŞİK burada, vekilinin yanında! AKİŞİK burada, vekilinin yanında! AKİŞİK burada, vekilinin yanında! Birçoğunuz tanıyor olsa da beni kendimden kısaca bahsetmek isterim. İsmim Burhanettin Sevencan. 1983 yılında Ereğli'de doğdum. Sizler gibi ben de bu toprakların çocuğuyum. İlk ve orta öğretimden sonra liseyi Ankara'da tamamlayıp hukuk fakültesine Ankara'da devam ettim. İki çocuk babasıyım. Gençlik kollarında görevler aldım. Gençlik kollarında yürüttüğümüz bu görevlerden sonra da 15 Temmuz darbe yargılamalarında genel merkezimizi temsil ettim. Halen AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın partimizin ve parti yöneticilerimizin avukatlığını yaparak devam etmekteyim görüyorum ben. İlçe Başkanım Sayın Zübeyir Dursun biraz önce aile hakkında kısa bir bilgi verdi. Ben bu aşamada onun yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü ilerleyen süreçte çalışmalarımız başladığında inşallah birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı yakalayacağız. Orada daha yakından beni de tanıyacaksınız, bizler de sizler de hemhal olacağız inşallah. Ben bu salonu görünce, bu sevdayı, gönül birlikteliğini, gözlerinizdeki ortak sevinci görünce sadece şunu söylemek istiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk diyorum. Şu anda 13 yıldan beri
çok severek, onur duyarak, şerefle ve şevkle, arzuyla üstlendiğim AK Parti Genel Merkez Hukuk Müşavirliği görevimi geride bırakıp sizlerin vekilliğine aday olmuş bulunmaktayım. Ben bu toprakların çocuğu olarak kutlu göreve doğduğum, büyüdüğüm Ereğli'miz için, ülkemiz için, doğru bildiğim tüm değerler için sevdayla, aşkla geldim. Değerli hemşerilerim, aynı sevda ve aşkla şu anda bir aradayız. Bizi bir araya getiren Ereğli'ye olan sevdamız, derdimiz, gönül birliğimizdir. Bizi bir araya getiren eşsiz memleketimize, vatanımıza, güzide ülkemize sarsılmaz bağlılığımızdır. Bu zorlu yarışta, bu zorlu mücadelede kutlu davamız ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye yüzyılını oluştururken bizlerin yanında olacak, bize ve ülkesine sahip çıkacak tüm hemşehrilerimizle her biriniz iyi ki varsınız. Bugün el ele, gönül gönüle verip 14 Mayıs'a kadar ak sevdamızı dağlara, taşlara, yere göğe haykırmanın günüdür. Güzide memleketim Ereğli'de çalmadık kapı, girilmedik iş yeri, girilmedik bir gönül bırakmayacağız inşallah. Gönüllerimiz bir, sevdamız bir, vatanımız için, memleketimiz için, geleceğimiz için sizlerle destan yazmaya kararlıyız. Bu altılı masanın tüm dış güçler ile birlikte ülkemizi, memleketimizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyecek duyarlı vatandaşlarım. Bu kavgaya, bu davaya, bu çabaya düşman herkese karşı alın terimizle, emeğimizle bir araya gelip tek yürek olup birlik olacağız. Ereğliler kadir kıymet bilir, Ereğliler akıllıdır, Ereğliler zeki insanlardır. Ereğliler vatanını, milletini ve cumhuriyetini seven, sahip çıkanlardır. Bu zorlu yarışa Cumhur'un partisi, AK Parti ile birlikte köklü teşkilatımızın sarsılmaz değerlerimiz ve ortak sevdamızdan aldığımız güçle birlikte giriyoruz. Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, dava arkadaşım, sevgili hemşerilerim, sizlerin bana vereceğiniz güç, destek var. Köy köy, ev ev, kişi kişi, ulaşılmadık sevdamız, yapacaklarımızı anlatmamız gereken daha yüz binler var. Ve önümüzde de sadece bir ay gibi son derece çok kısa bir zaman var. Ancak iş bölümü yaparak, güç birliği yaparak, yüreklerimizde korlaşan, sözde değil özde vatan millet sevgimizi, aynı sevdayla yanan diğer yüreklerle paylaşarak bu hizmet yarışına Ereğli'nin duyarlı halkını katabilmek mümkün. Değerli arkadaşlarım, bu salona bakınca yüreğinizdeki sıcaklığı hissedince doğru yerde olduğumu, doğru insanlarla olduğumu bir kez daha net bir şekilde anlamış oluyorum. Ne ben yalnızım, ne sizler yalnızsınız. Bu seçimlerde yeni bir kader çizgisi çizilecek. Bu kavga, bu sevda kendini kaybetmiş altının, vatanı milleti sahipsiz sananların değil, ülkesi için, milleti için, memleketi için yollara düşen, elini değil, gövdesini, hatta başını taşın altına sokan insanların kavgası, insanların sevdasıdır. Tüm mazlumların ve İslam aleminin umududur. 6 Şubat tarihinde ülkemizde asrın bir felaketi yaşandı. Depremde birçok canları kaybettik. O kaybettiğimiz insanlarımız için başsağlığı diliyor, yaralılar için de acil şifalar diliyor. Yaşadığımız, tarihin en büyük yaşadığımız karasal depreminde Avrupa'nın ve dünyanın son yıllardaki en büyük savaşı olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na uluslararası çok büyük ekonomik manipülasyonlar gibi daha sayamayacağımız birçok afet ve büyük çaplı problemlere rağmen halen dimdik ayakta duran ve hedefine emin adımlarla ilerleyen milletimiz ile beraber Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş yatırımlarla imza atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını getirdim. Türkiye yüzyılı için doğru adımlar diyerek yine sizin değerli milletimizin huzurundayız.
sözde değil, özde doğru adımlarımızdan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse 15 Mayıs tekrardan Cumhurbaşkanımızı seçtiğimiz takdirde kişi başına düşen milli gelirimizi önce 16 bin dolar seviyesinden sonra ise çok daha yukarılara çıkaracağız. Yıllık %5.5 büyüme sağlanacak ve milli gelir 1,5 trilyon dolara ve ardından asıl hedef olan 2 trilyon dolara çıkacaktır. 5 yıl içerisinde 6 milyon yeni istihdam oluşturacağız. 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaşılacak. Enflasyon tek hanelere gerileyecek. Gençlerimize eğitim, istihdam, evlilik ve çocuk bakımı gibi her alanda maddi destekler sağlanacak. Kamuya işe alımlarında mülakat kaldırılacak. Çok önem verdiğimiz yerli ve milli teknoloji hamleleri, İHA, SİHA, TCG, Anadolu ve 60 yıllık hayal olan milli araç projemiz, TOK üretimimiz katlanarak devam edecektir. Bunlar gelecekte gerçekleştirilecek olan adımlarımızdır. Gel gelelim göz bebeğimiz Ereğli'mize. Sayın Kılıçdaroğlu, Konya'yı ve Ereğli'yi ziyaretinde, daha önce Konya'yı ülke, Ereğli'yi ziyaretinde de yüzeyde memleketimizi kasaba olarak telaffuz etmişti. Bu maalesef tarifi mümkün olmayan bir gaftır. Ama Türkiye yeni yüzyılında bir ilçemiz olacaksa, bir ilçemiz il olacaksa, inanın ilk sırada Ereğli olacak. Ve Ereğli'mizi il olarak telaffuz etmek inşallah bizlere nasip olacaktır. Bunun için var gücümüzle çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Geçmiş dönemlerde Ereğli'mize birçok konuda hizmetler sağladık. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli üretim merkezlerinden birisi olan ilçemizin bu üretimini desteklemek ve arttırmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz modern kapalı sulama sistemine kavuşturuyoruz. İvris sağ sahil ve sol sahil kapalı sulama sistemleriyle toplam 400 bin dekar üzerinde araziye kapalı sisteme geçiriyoruz. Bu proje tüm Türkiye'de toplam 5 tane olan projeden bir tanesidir. Ve bunun toplam maliyeti 5,5 milyar TL'dir. 21 yıllık iktidarımız döneminde tüm Türkiye'de olduğu gibi eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye birçok konuda yatırım ve hizmetlerimiz Ereğli'mizde de olmuştur. Bunları teker teker saymak saatlerimizi alacaktır. Ben kıymetli vakitlerinizi daha fazla almak istemediğim için bunları tek tek saymıyorum. Konya Büyükşehir Belediye'mizle beraber güçlerimizi birleştirdik. Ereğli'miz için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından Ereğli ilçemize 2018 ve 2022 yılları arasında toplam 877 milyon liralık yatırım yapıldı. Emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a huzurlarınızda bir kez daha ben teşekkür etmek isterim. Ayrıca bu hizmetlerin ve yatırımların yapılmasında katkıları bulunan partimiz geçmiş dönem milletvekillerimizden Abdullah Çetinkaya Bey'e, Cem Zorlu Bey'e ve Hallet Demez Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bilgimle, yıllardır edindiğim tecrübeyle, çalışkanlığım, azmim, samimiyetim ve dürüstlüğümle Ereğli'mize, Konya'mıza ve ülkemize hizmetkar olacağımızı bildirmek istiyorum. Sizlerden aldığım bu güçle hizmet yarışında belki Cumhuriyet tarihimizin en zor ve en meşakkatli dönemecine birlikte döneceğimize inancım tamdır. Ülkemize karşı, siz kıymetli hemşehrilerimize karşı sorumluluklardan kaçmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya kararlıyız. Hemşehrilerimize olan güvenimizi ve yüce sevdamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne el ele, gönül gönüle hep birlikte taşıma gayesi içerisindeyiz. Kıymetli dava arkadaşlarım, bu davamızda beni ve diğer vekil adaylarımızı içtenlikle, sevginizle, hayır duanızla ve samimiyetinizle kucaklayacağınıza inancım tamdır. Bizi sizlerden, gücünüz ve desteğinizden mahrum etmeyeceğinizi biliyoruz. Bu zorlu yarış, bu kutlu mücadele yalnız koşulabilecek bir yarış değildir.
Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söyleseler, ne söylerlerse söylesinler. Biz asla durmayacağız. İnşallah 15 Mayıs sabahında Türkiye Yüzyılı Şafağı'nda beraberce başlayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, mutluluğu ve istikrarı tekrardan inşa edeceğiz. Ben de sizler gibi Ereğli'yi çok seviyorum. Bunu söylerken yalnızca taşını toprağını değil, güzel insanını, sizleri seviyoruz. Bu güzel, bu dürüst, bu tertemiz, aşına, işine, geleceğine, el ele, gönül gönüle sahip çıkma zamanı. Bu yarışa, bu mücadeleye, bu sevdaya, sevgisini, emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini, hangi boyutta olursa olsun, katkısını koyan siz güzel dostlara, bu kutlu görev için sizlerden hoş geldiniz diyorum. Bu şerefi birlikte paylaşacağımız tüm dostlarım, saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim, hemşerilerim, Ereğli'mizin güzel insanları, bana burada olma onurunu verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimi Hazreti Mevlana'nın şu dizeleriyle sonlandırmak istiyorum. Dost ise düşünme, ver ömrünü gitsin. Dost değilse ver yol gitsin. Ben Burhanettin Sevencan dostunuz, kardeşiniz, hemşehriniz. 2023 yılı Türkiye Yüzyılı davamıza vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkür ediyorum. Doğru adımlarla yola devam diyorum. Allah kazamızı mübarek kılsın, zaferimizi kutlu eylesin. Hepinizi saygı, selam, saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın vekilimize güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de bir hatırlatma da yapayım. Çok değerli Konya İl Yönetim Kurulu üyemiz, ilçe koordinatörümüz, Salih Başkanımız da aramızda. Ve konuşmalarımızda belki atlamışızdır. Bizim için de çok önemli. Seçim sürecinde, aday adaylık sürecinde yarışan bütün arkadaşları şu anda aramızda görüyoruz. Aday adayları da, arkadaşlarımıza da aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Ve şimdi de sözü çok değerli büyüğümüz, başkanımız, vekilimiz Tahir Akürek vekilime veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Milletim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlçe başkanımıza, özellikle Zübeyir kardeşime şükranlarımı arz ediyorum. Bakın nasıl bir birlikteliği burada bize gösterdi, nasıl bir organizasyon yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Coşkunuz çok güzel ama onun kadar güzel olan bir şey de vefalı davranmanız. Şöyle ki simayen yıllardır çok yakından tanıdığım birçok dostumuz, teşkilat mensubumuz bugün burada, ayrıca meclis üyelerimiz, geçmiş dönemde hizmet eden dostlarımız burada, önceki dönem belediye başkanlarımız Ahmet Bey, Özkan Bey, kendilerinden Allah razı olsun, birlikte çalıştık. Ben Konya'daydım. Onlar buradaydı. Onlara da yine teşekkür ediyoruz. Ereğli'de milletvekili olarak birçok büyük hizmete imza atan Abdullah Çetinkaya kardeşimizi burada görmekten de memnun oldum. Halil Etyemez ve Cem hocamıza da yine buradan teşekkürlerimizi şehrimiz adına ben de buradan ifade etmek istiyorum. Özkan Bey, biz Abdullah Bey'le kaç yıldır tanışıyoruz sence? 40 yıldan aşağı değil bir kere. Daha Milli Türk Talebe Birliği döneminde. Yani dostlukları öyle kolay kaybolmuyor. Ya da dava adamları hangi görevi alırsa alsın, sonuçta davanın bir noktasında bulunmaya devam ediyor. Bu da ayrı bir güzelliktir. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah.
doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah diye bir ifade var. Biz davamıza, liderimize sadakatle hizmet etmeye devam edelim ve inşallah 14 Mayıs'ta bütün mütegallibelerin, emperyalistlerin, emperyalist çevrelerin, dış güçlerin ve işbirlikçilerin engelleme çabalarına rağmen, neydi ifade? Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan diyelim inşallah. Tabii Burhanettin kardeşimi ben çok öncelerden tanıyorum. Daha tabii çocukluk döneminde, ilk gençlik döneminde. Ankara'da da genel merkezde Cumhurbaşkanımızla çalışmalarından biliyorum. Şimdi de Konya milletvekili olarak adayımız, hakikaten temsil kabiliyeti olan, tecrübesi olan, Ankara bürokrasisini tanıyan, iş bitirici olabilecek olan ve şehrimizin meselelerini takip edeceğini şimdiden buradaki manifestosuyla ortaya koyan, ilçelik meselesine de girdi Burhanettin kardeşimiz. Yani başarılı olacağı açık olan bir kardeşimiz. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Sizin evladınız. Sahip çıkalım hep birlikte ve hep birlikte inşallah mecliste ilçemizi, şehrimizi, bölgemizi temsil etmesini sağlayalım. Dün aday tanıtım programı oldu. Dün de aday tanıtımından sonra Mevlana Meydanı'nda il başkanımızın takdimi oldu. Hayırlı olsun dileğiyle yola çıktık. Böyle etrafta biraz ziyaretler yaptık. Esnaf ziyareti, çarşı ziyareti yaptık. Gerek Bedesten bölgesinde, gerek Karatay'ı merkezinde. Bugün ilk ilçe ziyaretlerini yapıyoruz. İlk ilçe ziyaretlerinde milletvekili adaylarımıza çoğunlukla doğdukları yerleri yazdılar. Ama bana Ereğli'yi yazdılar. Niçin? Ereğli'de belki benimle doğmadım ama hakikaten gönül dostlarımızın olduğu ve kendi ilçem kabul ettiğim bir ilçemiz. Sen buranın abisi. O duyguyla buraya geldim. O duyguyla beni buraya görevlendirdiler. Ve bugün birlikte olacağız. Allah hepinizden tekrar razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Davamız büyük. Mücadelemiz ülkemiz, milletimiz ve milletimizin geleceği için. İnsanımız irfan sahibidir, basiret sahibidir. Neyin neyle mücadele ettiğini görmemesi mümkün değil. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Avrupa'dan, Amerika'dan, Kandil'den, Kuzey Suriye'den, Irak'tan. Türkiye'de tek hedefleri var. Dışarıdaki Türkiye düşmanlarını. İnanın kimin cumhurbaşkanı olacağı falan değil onların derdi. Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak, büyük Türkiye yürüyüşüne engel olmak ve Türkiye'nin bu yürüyüşünü gerçekleştiren lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek. Bütün çabaları bu. Bunu geçmiş dönemlerde birçok defa başka liderlerde denediler ve başardılar. Menderes'te başardılar, Özal'da başardılar, Erbakan hocamızla başardılar. Hatta kendileriyle birçok konuda işbirliği yapmalarına rağmen Demirel'de de başardılar. Milli iradeyi engellediler. Cumhurbaşkanımızın yürüyüşünü, dolayısıyla milletimizin yürüyüşünü engellemek için de yine 20 senedir mücadele ediyorlar. Ama her defasında Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti ve kararlılığıyla bu engeller bertaraf edildi, geçildi, atlanıldı. Denemedikleri bir tek şey vardı. Onu da 15 Temmuz'da denediler. Uçaklar uçtu, bombalar atıldı, darbeye teşebbüs ettiler. Ama hepimiz meydandaydık.
Milletimiz meydanlardaydı. Ülkemize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza milletimiz sahip çıktı ve onu da başaramadılar. Hamdolsun ki. Şimdi yeni bir denemedeler. Bu defa muhalefet eliyle başarmamız lazım. Her şeyi denedik. Lisan-ı Hal'le böyle dedi. Ta okyanus ötesindeki liderler biliyorsunuz. Ne dediler? Her şey denendi, başarılamadı. Anlamı buydu o ifadenin. Şimdi muhalefeti destekleyerek bunu başarmamız lazım. Sandıkta bu defa yenmemiz lazım diye yıllardır hem beyanatta bulundular hem de gizli açık çalışıyorlar. Hiçbir insanımızı, bakın burada particilik falan ifadesi hiç kullanmıyoruz. Milletimiz, memleketimiz, geleceğimiz diyoruz. Arkadaşlarımızı uyaralım, insanımızı uyaralım. Hangi partiden olursa olsun bu seçimde kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyelim. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın engellemek isteyenleri onlar görmüyorlar mı? Kandil'deki mesajları hakikaten okumuyorlar mı? Herkes okuyor sanıyorum. Tek hedefleri var. Türkiye'nin istikrarsızlaşması, Türkiye'nin kaosa sürüklenmesi, yönetilemez hale gelmesi, böylece Türkiye'nin kolay lokma haline getirilerek parçalanması, bölünmesi, bir iç kargaşaya sebep olunması. Öyle 6, 7, 8 bilmem Cumhurbaşkanı yardımcısı. Her konuda tartışma, biz meclisteyiz. Kuzey Irak tezkeresi geldi ve Suriye ile ilgili tezkere geldi. Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu verdi. O anda eğer HDP ile birlikte, o anda eğer mecliste çoğunlukta olmasa ve hayır oyu çıksa, kanunlaşsa, Türk askeri Suriye'de, Irak'ta ne hale düşecek bir düşünün. Hangi konuma düşecek? Derhal işgal altında kalacak bölgelerin bazıları, başkalarının işgali altında kalacak. Oyun büyük, bu oyunu hep birlikte bozmalıyız. Olay adaylık, şahıs vesaire meselesinin ötesinde hakikaten beka meselesi. Yani bunu düşünen herkes görüyor. Bu duyguyla hareket edelim. Birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Aramızda problem olan arkadaşlar olabiliyor. Çeşitli nedenlerle bazı yerlerde karşılaştım. Bunları bir kere ortadan kaldıralım, donduralım. Şimdi memleket meselesi, şimdi ülke meselesi, Türkiye'nin geleceği meselesi. Birlik ve beraberlikle birebir çalışarak, herkesi ikna etmeye çalışarak Türkiye'nin geleceğine yeniden damgamızı vuralım. Dünya siyasi tarihinde milletiyle bütünleşmiş, bu kadar bütünleşmiş olan başka bir siyasi kadro ve başka bir siyasi lider yok. Siyasal tarihte öyle 15-16 seçimde bütün oyunlara rağmen, bütün kurgulara rağmen, bütün teşebbüslere rağmen neler yaşandı? Abdullah Bey meclisteyken bir oyla AK Parti kapatılmaktan kurtuldu. Kapatılmak istenmesi neden kaynaklanıyordu? Özgürlük istediği için, çocuklarımız, gençlerimiz istediği okula gidebilsin, başörtülü, başörtüsüz ayrımı yapılmasın, çalışma hürriyeti engellenmesin, memuriyetten atılmasın dendiği için 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, tam da bizim uluslararası bir programımız vardı. Dünya Tarihi Şehirler Birliği Kongresi vardı. Konya'da dünya belediye başkanları gelmişti. Hiç izah edememişti. Tam o günlerde kapatma davası devam ediyordu. Ya iktidar partisi, halkın tek başına iktidara getirdiği bir parti. Sebebi ne? Sebep de anlatamıyorsun. Onlar anlamıyorlardı. Maalesef bu süreçleri yaşadık ve nice badireyi atlattık. Bugüne geldik. Ben tekrar 14 Mayıs seçimimizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan'da tabii hitabet, konuşma, uzun konuşma kolay bir şey değil. Ahmet Bey haliyle. Bu sene bakıyorum yalnız maşallah sokakta, caddede, ortamlarda falan Ramazan kendisini daha güçlü hissettiriyor. Teravihlerde. Konya'da arkadaşlarımızın yazdığı beyitler vardı.
bu şehir oruç tutar. Caddesiyle, sokaklarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle diye. Konya'mızda hamdolsun Ramazan'ın güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz. Ama havalar serin gittiği için Mevlana meydanında on binlerle kıldığımız teravih namazını dışarıda kılamıyoruz bu sene. Bir Medine havası oluyordu o bölgede de. Bugün de teravihi inşallah nasip olursa Ulu Cami'de hep birlikte kılar, sonra yine vedalaşıp ayrılırız, dağılırız. Ama ilk seçim çalışması sırasındaki sahur daveti için teşekkür ediyoruz. Sahurları da program yapacağız mecburen artık. İlk ilçe ziyaretini bu vesileyle Ereğli'ye yaptık. Yine tekrar gelmek dilerim ben doğrusu. Biz tabii yeni büyükşehir olgusuyla, yeni büyükşehir kanunuyla 4 sene çalışabildik. Özkan Bey'le birlikte, muhtarlarımızla. Yani Konya'nın 800 yerleşim yerinin tamamına bir noktada olsa bir şeyler yapmaya gayret gösterdik. Ama süreç kısaydı. Şimdi Uğur İbrahim Altay kardeşimiz başarıyla devam ettiriyor. Burada da bir makamı var büyükşehirin, bildiğim kadarıyla. O da bizim hedeflerimizden biriydi. Uğur Bey gerçekleştirmiş oldu. Bu noktada da inşallah bundan sonra da nice hayırlı hizmetlere hep birlikte imza atarız. Eksikler, fazlalar olabiliyor ama niyetimiz hayır ve mücadelemiz samimi, iyi niyette, ihlasla yola devam ediyoruz. Ben Burhanettin Sevencan kardeşimizi Allah'a ve size emanet ediyorum. Burhanettin, Allah razı olsun. Dün Konya'da da konuşmasını dinledim. Geleceği çok parlak bir genç kardeşimiz olduğunu gördüm. Kendisini tebrik ediyoruz. Tabii biz yola Cumhur İttifakı olarak devam ediyoruz. Ona da vurgu yapmadan geçmek olmaz. Mecliste tezkerelerden bahsettim. Mecliste Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi grubunun tamamı memleket millet meselelerinde gereken tavrı hep birlikte koymayı başardık. Bu da çok önemli. Yine inşallah Cumhur İttifakı olarak milli ve manevi değerlerine bağlı kadrolar olarak ülkemizin aydınlık geleceğini birlikte kuracağız. İftar programı da Cumhur İttifakımızın belediye başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Hüseyin Bey sanıyorum davet sahibi. Şey, mahalle iftarı mı yoksa? Caddede mi? Neydi hakikaten son yaptığımız mıydı o? Herhalde 10-15 bin kişi vardı maşallah. Bugün de inşallah coşkulu bir iftarda birlikte oluruz. İftarı hatırladığımıza göre artık demek ki süreç öğleden sonra aşmış. Allah hepinizden razı olsun. Abdullah Bey, Özkan Bey, Ahmet Bey, sizlere, eski ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bütün dostlarımıza, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kadınlarımıza, gençlerimize. Allah hepinizden razı olsun. Yine gelen başına kurulmak dileğiyle. Çok değerli arkadaşlarım, sizden bir ricamız olacak inşallah. Buradan hep birlikte bu coşkuyu hiç bırakmadan hemen ileride, 100 metre ileride seçim itibat büromuzu açacağız inşallah. Buradan hep beraber yürüyelim, vekillerimizle cadde üzerinde hemen açılışımızı yapalım. Ondan sonra inşallah hepimizi Ramazan'da görmeyeceğiz sizi. Hep birlikte gidelim. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Oturalım. İki dakika konuşuyoruz. Abi sana bu istihamet dağıtılacak bana de ve çıkar başlayalım. Çekiyoruz. Resim çekiyor. Resim. Abi az bir telefon indirsene. İsmail'cim şöyle Mahmut'un yanına geçsene. Biraz geniş aldı Mahmut'u anlamak.
Pardon. İçeri gelirse çekelim. Cemil abi. Artıyor. Aşağıda çekelim. Aşağıda çekelim. Aşağıda çekelim. Şey, yani devam ediyor. Evet, devam. Gel, 2 dakika değil. Beğenmiş. Ha, bille. İyi de gel, gel. Kafasın. Gel. Ne yapacağız? Şuradan mı açacağız? Şuradan geçelim. Burası hızlı. Mehmet çekin. Şey al, mikrofon al. Umut. 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 Bir geçeyim. Bir geçeyim kardeşim, yayındayım ya. Başkanım bir geçeyim, yayındayım ya. Başkanım bir geçeyim, yayındayım. Yayındayım. Abi bir geçeyim, yayındayım. Abicim. Bir geçeyim, yayındayım. Destan başkanım bir geçeyim. Abi bir geçeyim. Ercan Bey'le kadim dostum. Öyle mi? Ercan abi. Başkanım. 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 Onda sıkıntı yok. Ercan'a yük yükle. Geç başkanım. Şöyle aşağıya doğru. Buyurun. Muhtarlar. Hayırlı işler. Evet. Tamam orada beni. Görüştüreyim. Tamam. Evet. Hayırlı işler, hayırlı günler. Başlayalım. Hayırlı Ramazanlar. Komşularımızda sıkıntı yok. İyi. İyi maşallah. İlçe başkanımız iyi Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Selamun aleyküm. Hocam ne yaptın ya? Bak bütün ekip burada. Başkanlarımız. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sayın başkanım. Diyelim değil de değil. Diyelim abi diyelim. Allah razı olsun. Diyelim abi aslan abi. Bizim de bir daha dek getiremeyiz. Tamam.
Yani bir meclis kararı alınmış mı? Biraz para istemiyor. Selamünaleyküm. Önce yüreğimi, sonra atayı düşünüyorum. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Orhan Etkili'nin yanındayız. İnşallah. Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman. Biz komşuyuz zaten, sıkıntımız yok. Başkanım da görüyor, komşularda sıkıntı yok. Selamünaleyküm. Abi hayırlı işler. Sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı yok inşallah. Yazı değiştirdim. Abi dışarıya. İçeriği bir dışarıya alalım. Dışarıya. Biraz çabuk dışarıya alabilir miyiz içeridekileri? Abla dışarı dışarıya alalım mı? Hadi. Abla hadi. Durun bayanlar. Bayanlar durun dediler yani. İstersen fazla yaklaşmayın. Herkes daha rahat çalışır. Pardon. İstersen az daha yanaş. Geç kardeşim. Geniş alırsan herkes çalışır. Gel. Hatta biz burada niye yapıyoruz? Işık vuruyor. Sadece ben evet Abdullah'ı dedim. Hocam bu tarafa dönsen. Bir okuyasın geliyor kısaca. Duanımıza başlayalım. Başla başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم آمين يا معين الحمد لله رب العالمين
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin sırrını bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimize, onun arkadaşları, dostları, sahabesi 313 adet iken karşısındaki küffarın adedi 3 katından da fazla. Ya Resulallah, bizler az, kemiyet bakımından çok azız. Acaba bize Rabbimizin nusreti yardımı olur mu diye Peygamberimize sordukları anda Yüce Rabbimiz şükranı nimet olarak ayet-i kerimenin devamında müşra leküm, o sahabe-i kirama müjde olarak sizi 3000-5000 melekle kuvvetlendirecek diye buyurdu. Ya Rabbi bizler de şu mübarek günde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlarımızdan azat olma gününde senin rahmetine, merhametine, affına, senden gelecek olan sabır ve sebata sarılıyoruz. Ya Rabbi bizlere yardım eyle ya Rabbi. Bedir Harbi'nde nasıl ki nusretinle teyit etmişsen, bu ümmeti Muhammed'in, bu Necip evladını da inşallah bugünlerdeki, bu süreçteki yapılacak olan her türlü hizmetlerde muzaffer eyle ya Rabbi. İn yensurkumullahu fela galibe lekum ayet-i kerimesinde buyurduğum gibi, eğer sizler Rabbinize yardım ederseniz fela galibe lekum, size galip gelecek kimse yok buyuruyorsun. İnşallah Rabbimize karşı vatanımız, milletimiz, devletimiz ve bütün mukaddesatımız uğruna sabır ve sebatla çalışan bu kardeşlerimizi inşallah ya Rabbi me'yus eyleme, inşallah mükafatlandır, sayu gayretlerimizi artır, rahmetinle, mağfiretinle bizlere muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi din düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri izzetli kıl ya Rabbi. Bizleri zelil kılma ya Rabbi. İnşallah dönen bu burcu geriye döndürme ya Rabbi. Bedir Harbi'nin azametini, Bedir Harbi'nin güzelliğini bizlere de inşallah nasip-i müyesser eyle ya Rabbi. Dualarımızı estaizu billah fetekabbeleha rabbuha bi kabulün hasenin sırrına mazhar eyleyip gençliğimize, bizi sevenlere inşallah Necip Milletin ahbadına sabır, sebat, azimler nasip eyle ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Dışarı. Kardeşim sen dışarı. Kardeşim sen dışarı çık. Abdullah abinin yanına abi. Abdullah abi. Karşıya geçsek. Öyle olur mu? Çok güzel olur öyle. Çok güzel olur. Hasan'ı biraz yorduk ama Hasan kusura bakma. Bakmam ağzı yok. Basın da yoldan doğru çekse daha iyi olur. Geçesin. Abi basına bir yol verin. Basına bir yol verin abi. Geçsinler. İyi. Anlayabiliyor muyum böyle? Şu araba var. Ara. Başkanım az bir geri gidebilir misiniz? Tamam. Açayalım. Geç kardeş. Gel. Gel sen yerini bir al. O kardeşim var. Gel. O kardeşimin yeri dur, benim yanımda. Tamam. Ha, tamam. Tamam. Gel. Biraz da şöyle açılsın. Az geriye doğru varın. Az geriye doğru. Ha, tamam. Aç. Ahmet Bey. Buyurun. Sen de şeyin Özlü Bey'den yanına geç istersen.
Özkan Bey'in yok. Yok. Evet. Biraz uzatın şöyle. Tamam. Evet. Abi ismi. Evet. Vekilleri kesin. Sen söyle bakalım. Sen söyle başkan. Allah hayırlı, Allah hayırlı, mübarek etsin. Ya Allah, bismillah. Adem abi. Buranın tekenatı.